Şimdi birkaç gün sonra gerçekleşecek olan Noel Bayramı ve yılbaşı üzerinden bazı kardeşlerimiz diyorlar ki abi bir konuşma yapar mısın? Hani şu Noel Bayramını kutlayan Müslümanlar var ya, yılbaşı gecesini idrak eden Müslümanlar var ya, abi şunlara bir iki tane tabir yerindeyse laf soksam da içimizi şöyle bir cız etse diyenlere, kardeşlerime inanın vallahi birkaç gündür kara kara düşünüyorum. Allah kalbimi en iyi biliyor. Ve şunu İslam coğrafyalarına baktığımda şu tablo ortaya çıkıyor. Şu an heva ve heveslerine kapılıp da namazı terk eden Müslümanlar var. Hem de namaz kılanlardan daha fazlalar. Modernizmin adı altında çarşaflarını, başörtülerini sepetlere sokup çırılçıplak sokaklara çıkan bayanlarımız var. Bizim bayanlarımız. Müslüman bayanlar. Şu an sakallılardan, çarşaflılardan utanan, onları gördüğünde yere bakan, annem annem diyesin yok diyemiyor. Annem diyemiyor. Teyzemin bilmem nesi deyip de annesini tabirinde dışlayan, geçmişiyle utanan öyle nesiller var. Zinayı kendine ilke edinmiş. İçkiyi kendine bir hayat tarzı kabul etmiş. Bu kadar insan varken aziz dostlar, şimdi biz aslında bu haldeyken, İslam dünyası bu haldeyken, inanın akşam, yılbaşı akşamı eline çerezi alıp, çok affedersiniz, evine gelip de televizyon karşısında kadınları seyreden, o adama izin veren, o adamla beraber salyaları akıtıp da eğlenen bir kişiyi ben hangi hakla kınayacağım onu bilemiyorum. İstanbul içerisinde bütün kiliseleri gezmekle övünüp de bir gün yolu cuma için camiye düşmeyen bu kadar Müslüman varken Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bir kere kenara atıp şarlatanları, hokkabazları kendine rehber edinmiş bizler varken, yahu ben şimdi yılbaşı akşamında eğlenen adamı nasıl kınayacağım onu bilemiyorum. Niye biliyor musunuz? Kınanmayacak bir durumda olduklarından dolayı değil. 364 gün boyunca Yahudi ve Hristiyan gibi yaşayan bir adama ben nasıl diyeyim ki ne olur bir gününü, bir geceni de Müslüman gibi yaşa. Hakkınızı helal edin. 364 gün boyunca Yahudi ve Hristiyanları takip etmiş. Onlar gibi konuşmuş. Onlar gibi görmüş. Onlar gibi düşünmüş. Onlar gibi hayatı okumuş. Onlar gibi amel etmiş bir adama, bir kadına ya ne olur da şu son gecede onlara muhalefet edeyim. Hangi mantıkla bunu söyleyeyim? Vallahi işin içinden çıkamadım. Hiç gerek yok. Ben sadece 364 gün boyunca Allah'a ve Resulüne tabi olmuş, Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ı ve Resulü emrettiğinde canım fedadır diyenlere sadece bir nasihatim var. Ne olur bir gecenizi 364 güne, tabirindeyse 364 gününüzü bir gecenize kurban etmeyin. Ne olur size yakışmayacak sözleri, size yakışmayacak işleri, size yakışmayacak olan tavırları o gün ne olur sergilemeyin. Bunu da herhalde bir mümine sadece hatırlatırız. Sadece nasihat ederiz. Aman kardeşim sen düşme. Diğeri inanın gündemimizde bile olamıyor. Neden? Yahu ben 364 gün Allah'a savaş atmış bir adama diyeceğim ki şimdi Yahudi ve Hristiyanlara savaş aç. Tamam o gün başardık. O gün bunu elde ettik. Eğer Ocak 1'de halen o adam Yahudi ve Hristiyanların adımını takip ediyor, sen buna ses çıkarmıyor isen, o zaman kusura bakma kardeşim, senin samimiyetin yok. Bir gecesine takılıp da onun hayatını yok saymak, görmezden gelmezsen, ya kardeşim o zaman bizim bir gece afişler asmamızın, tek tek broşürler dağıtmamızın, sitelerimizde bangır bangır Noel haberleri vermemizin ne anlamı kalıyor? Sadece bir günlerine düşman olduk.
Evet, varsın eğlenen eğlensin. Bunu benimsediğimizden söylemiyoruz. Varsan eğlenen eğlensin. Ama biz mümin erkek ve mümin kadınlara havai fişeklerin insan çığlıklarıyla karıştığı o anda evlerinde hanımlarıyla çocuklarıyla secdede olmasını tavsiye ederiz. Bu günahkar insanların günahı gökyüzüne kadar ulaşıp yere azap olarak inecekse azap melekleri o zaman seni, aileni ve en yakın kardeşlerini aynı odanın içerisinde Allah'ı zikrederken bulsunlar. Vallahi en fazla tavsiye edeceğim husus budur. Allah-u Teala gecemizi mübarek eylesin. Allah-u Teala Müslümanlara yardım etsin. Müslümanların düşmanlarını kahru perişan etsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma selamat. Şimdi birkaç gün sonra gerçekleşecek olan Noel Bayramı ve yılbaşı üzerinden bazı kardeşlerimiz